Akıllı adam yarışmaz. Böylece kimse ona karşı kazanamaz. Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir. Başkalarını yönetmek kuvvettir, kendini yönetmek iradedir. İlk adımla başlar bin fersahlık yolculuk. Sabrın tükenmediği demir, aklın geçemediği şehir, iradenin yıkamadığı kale yoktur. Ele geçirmeye çalışırsan muhakkak yitirirsin onu. Çünkü bırakmaktır kalmasını sağlayan. Doğa acele etmez, yine de her şeyi başarır. Başkalarına karşı zafer kazanan kuvvetlidir. Kendi nefsine karşı zafer kazanan ise kudretlidir. Beni anlamak istiyorsan yüreğinin içine bak. Bilenler konuşmuyor, konuşanlar bilmiyor. Dolambaçsızca açıkla. Gösterişsizce kabullen. Bencilliği azalt. Pek az şeyi arzula. Kasenizi ağzına kadar doldurursanız dökülecektir. Bıçağınızı keskinleştirmeye devam ederseniz körleşecektir. Ölmek için yaşamak gerekir. Unutma. Anı yaşa, yarını da unutma. Kırıl ki bütün olasın, bükül ki düzel, boşal ki dolu olasın. Gökten altın yağsa insanın arzuları doyurulamaz. İsteğin küçük bir zevk verdiğini ve aslında acıya neden olduğunu bilen kişi bilge kişidir. Nerede duracağını bilmektir tehlikeleri önleyen. Doğru kulağa hoş gelmez. Kulağa hoş gelen doğru değildir. İyi insanlar tartışmaz. Tartışan insanlar iyi değildir. Bilen kişi öğrenmemiştir. Öğrenmiş kişi bilmez. Binlerce, yüz binlerce, trilyonlarca su damlasıyız. Bazen birleşip büyüyen, bazen bölünen, hayat denen bu döngüde yavaş yavaş akıp giden, sonsuz okyanusta bir olan, hiç olan. Zaman yaratılan bir şeydir. Zamanım yok demek, istemiyorum manasına gelir. Değiştiremeyeceğimiz geçmiş ya da daha var olmamış bir gelecek için kaygılanmanın bize getireceği olumsuzluktan başka hiçbir şey değildir. Kötülüğe iyilikle karşılık ver. En büyük fetih mücadele etmeden kazanılır. En başarılı yönetici emretmeden yönetir. İnsan iyiliği ödül beklediği için ya da cezadan korktuğu için değil, içinden geldiği için yapmalıdır. Bilmediğini bilmek en iyisidir. Bilmeyip de bildiğini sanmak tehlikeli bir hastalıktır. Başkalarının ne düşündüğünü umursayanlar onların mahkumu olurlar. Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla başlar. Gündüz olmayan gece misali, siyahı olmayan bir insan da yoktur. Bir testi yaparsın çamurdan, içindeki boşluktur onu yaralı kılan. Neyin yeterli olduğunu bilmek zenginlik, azimle yol almak, irade sahibi olmaktır.
Olduğum şeyin gitmesine izin verdiğimde olabileceğim şey haline gelirim. Bahar gelir ve çimenler kendiliğinden yeşerir. Hiçbir arzu olmadığında her şey barış içindedir. İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız onlarla birlikte yürüyün. İyi bir gezginin amacı bir yere varmak değildir. Kötülüğü adaletle, iyiliği iyilikle karşıla. Mutluluğu açgözlülükle arama ama mutluluktan da korkma. Ne olduğumu bıraktığımda neysem o olabilirim. Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir. Birisini delice sevmek ise cesaret. Kalbinizde yeşil bir ağaç bulundurun. Belki şarkı söyleyen bir kuş gelip konar. Eğer dünyada tabu ve yasaklar çoksa, insanlar asileşir. Şiddetli bir rüzgar sabaha kadar dayanmaz. Sağanak bir yağmur bütün gün sürmez. Kimdir bunların sebebi? Gök ve yer. Ama onlar bile sürekliliklerini sağlayamaz. İnsan nasıl sağlasın? Yaşarken toprağa yakın olun. Düşünürken basit düşünün. Anlaşmazlıklarda adil ve cömert olun. Halinizdeyken her şeyinize orada olun. Mal mülk hırsından büyük hata yok. Çünkü yetinmekle yetinene her zaman yeter dünya. Sağlık en büyük servet, memnuniyet en büyük hazine, güven en büyük dosttur. Fırsatı ve çıkarı bir kenara bırakırsan, ortada ne hırsız kalır ne de hain. Yalınlık göster, sadeliği benimse, bencilliği azalt, arzularını frenle. Gelecek telaşı peşinde, anın farkındalığından uzaklaştıkça birbirimize yabancılaşıyor, ötekileştirdiğimiz aslen kendimizken yalnız bir hayatın mahkumu oluyoruz. Su gibi yumuşak, doğal akışında, dirençsiz anda yol almak gerekirken, prangalarla kendimize bağladığımız korkularımız bizi yoldan alıkoymaktan başka hiçbir işe yaramıyor. Parmak ucuna basan ayakta duramaz. Kibirli yürüyen mesafe kat edemez. Kendisini haklı gösterene kulak verilmez. Kendini övenler takdir edilmez. Başarıyla övünen sonunu hazırlar. Yola göre bütün bunlar yol artıkları ve boş böbürlenmeden ibarettir. Yaşamak için zaman var ve ölmek için de. Ama şu anı reddetmek için asla yok. Başkalarının düşüncelerini hayatımızın odak noktası haline getirip, yaşamımızı onların öngördüğü kalıplar çerçevesinde yaşamaya kalkarsak, hayatımızın açık hava hapishanesinde yaşamaktan hiçbir farkı kalmaz. Erdem yok olduğunda yardımseverlik de kaybolur. Yardımseverlik kaybolduğunda doğru davranış belirir. Doğru davranış kaybolduğunda çıkarcılık ortaya çıkar. Çıkarcılık, doğru ve gerçeğin en karanlık gölgesidir ve düzensizliğin başlangıcıdır. Beyin daha çözemediğimiz kuvvete sahip inanılmaz bir mekanizmadır. Yaratılmış en üst düzey bilgisayardır. Eğer çevredeki olumlu etkenlere odaklanmayıp, mütemadiyen olumsuzu görüp onunla zihninizi meşgul ederseniz, bir süre sonra hayat bütün olumsuzlukları ile sizi çevreler. Dünyada hiçbir şey su kadar yumuşak ve ince değildir. Fakat büyük kayalar gibi sert ve durağan şeyleri
Sudan daha iyi hiçbir şey kıramaz ve parçalayamaz. Halk aç ise yöneticiler acımasızca vergilendirdikleri içindir. İşte açlığın sebebi budur. Acele karar vermeyin. O zaman sizin de herkesten farkınız kalmaz. Hayatın küçük bir parçasına bakıp tamamı hakkında karar vermekten kaçının. Karar aklın durması halidir. Karar verdiniz mi akıl düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Buna rağmen akıl insanı daima karara zorlar. Çünkü gelişme halinde olmak tehlikelidir ve insanı huzursuz yapar. Oysa gezi asla sona ermez. Bir yol biterken yenisi başlar. Bir kapı kapanırken başkası açılır. Bir hedefe ulaşırsınız ve daha yüksek bir hedefin hemen oracıkta olduğunu görürsünüz. Akıl, beden ve ruh eşit düzeyde gelişmemiş ve tamamen olgunlaşmamışsa, hiçbir ruhi zirveye ulaşma ya da aydınlanma durumu söz konusu olamaz. İşte budur, aşırıya kaçan din ve düşüncelerin meyve veremeyişinin nedeni. Akıl ve ruh doğal olmayan bir sadeliğe ya da bağlanmaya zorlanırsa beden hastalanır, zayıf düşer ve kendi varlığı için bir tehdit unsuru haline gelir. Akıl ve ruh saf dışı bırakılıp beden üzerinde durulursa bunlar tuzağa düşmüş yılan gibi olurlar. Çılgın, çileden çıkmış, her an patlamaya hazır ve kişinin şahsiyeti için zehirli. Tüm bu dengesizlikler kaçınılmaz olarak yaşam gücünün azalmasına ve yorulmaya yol açarlar. Gerçek öz geliştirme, aklın, ruhun ve bedenin bir bütün haline gelmelerini gerektirir. Tanrı size istediğiniz insanları değil, ihtiyacınız olan insanları verir. Öyle ki bu insanlar size yardım edecek, sizi incitecek, size acı verecek, sizi terk edecek, sizi sevecek ve olmanız gereken insan olabilmenizi sağlayacaktır. En iyi liderler kendilerini izleyen kişilere varlığını hissettirmeyenlerdir. Öyle ki görev yerine getirildiğinde o kişiler, bunu kendi başımıza yaptık derler.